Sevgili öğrenciler, ilk iki dersimizde ekolojik kavramlar üzerinde durmuştuk. Bu üçüncü dersimiz olacak. Bu derste de ne yapacağız? Burada iki tane başlığımız var. Bir ekosistemi etkileyen faktörler var. Bir de canlılar arası beslenme ilişkileri var. Ekosistemi etkileyen faktörler dediğimiz zaman bunlar kimdir? Bunlar bir canlı olan faktörler var. Bir de cansız olan faktörler var. Canlı olan faktörler dediğimiz zaman biyotik, cansız olan faktörler dediğimiz zaman bunlar da kimdir? Abiyotik faktörler diye geçer. Önce abiyotik yani cansız olan faktörler üzerinde, sonra canlı olan faktörler üzerine duralım. Cansız olan faktörler dediğimiz zaman bunlar kim? Bunlar ışıktır, sıcaklıktır, iklimdir, topraktır, minerallerdir, su, pH ve benzer gibi örnekler verebiliriz. Bu cansız olan faktörleri siz az çok biliyorsunuz. Ben aslında bu şekilde sadece isimlerini okuyup geçmek istiyorum. Ama özellikle ışığın fotosentez yönünü artı canlıların yeryüzünde ışığa göre dağılım gösterdiklerini unutmamanız gerekiyor. Artı bir de canlılar sıcaklığa göre dağılış gösterirler. Bunu da unutmayın. Diğerlerini zaten az çok siz kendiniz biliyorsunuz. Şimdi canlı olan faktörlerine geçelim. Canlı olan faktörler dediğimiz zaman ekosistemi etkileyen bunlar kimdir? Bunlar üreticilerdir. Tüketiciler bir de saprofitler. Üretici dediğimiz zaman bunlar ototrof, kendi besini kendi yapan canlılar. Tüketici dediğimiz zaman bunlar besini dışarıdan hazır alan canlılar ya da işte üreticilerle beslenen canlılar. Bir de saprofitler var. Saprofitler ne yapıyor? Üretici ve tüketici öldükleri zaman bunların organik artıklarıyla ne yaparlar? Beslenirler. Ya da ayrıştırırlar organik artıklarını diyebiliriz. İkinci başlığımız canlılar arası beslenme ilişkileri var. Canlılar arası beslenme ilişkileri dediğimiz zaman canlılar 3 şekilde beslenir. Ya ototrof beslenirler, ya heterotrof beslenirler. Bazı canlılar da hem ototrof hem de heterotrof beslenirler. Üst tarafta da değindik biraz. Ototrof canlılar neydi? Kendi besini kendi yapan. Bunlar ya fotosentez yapar ya da kemosentez yaparak kendi besini kendi yaparlar. Hem ototrof hem heterotrof olan canlılar. Kimi örnek verebilirim? En güzel örnek herhalde böcekçil bitkidir. Böcekçil bitki, bitki olduğu için fotosentez yapar, kendi besini kendi üretir. Ama bir taraftan da böcek yiyerek amino asit ihtiyacını karşılıyor. Burada böcek yediği için bu tarafına da heterotrof beslenme diyeceğim. O zaman hem ototrof hem de heterotrof beslenme en güzel örnek. Bir de kim var? Heterotrof canlılar var. Yani kendi besinini dışarıdan hazır alan canlılar. Bu kendi besinini dışarıdan hazır alan canlılar, bunlar ya holozoik beslenir, ya simbiyoz yaşam birlikte bu şekilde yaşayarak beslenirler, ya da saprofit dediğimiz çürükçül ya da ayrıştırıcılar bu şekilde beslenme şeklinde gerçekleşir. Holozoik beslenme dediğimiz zaman holozoik beslenme 3 şekilde gerçekleşir. Genelde ama öncesinde şuna değineyim ben. Holozoik beslenme nedir? Holozoik beslenmeyi biz genelde hayvanlar için kullanırız. Holozoik beslenme tanım olarak besinlerini büyük ve katı parçalar halinde alan canlılardır diye geçiyor. Yani hayvanlar için kullanabilirim ben. Holozoik beslenme beslenen ya da canlılar diyeyim ben. Bunlar 3 şekilde. Ya ottan beslenirler, bunlara otçullar. Ya sadece etten beslenirler, bunlara da etçiller. Ya da hem ot hem de etten beslenirler. Bunlara da hem etçil hem otçul canlılar diyeceğim ben. Simbiyoz yaşam şekilleri, bunlara daha sonra ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Mutualizm nedir? Artı artı birlikte yaşayan iki canlı karşılıklı birbirinden yarar görür. Komensalizm, biri yarar görürken diğeri bundan etkilenmiyor. Parazitlikte biri yarar görürken diğeri ne yapıyor? Zarar görüyor. Amensalizmde biri etkilenmezken sıfır, diğeri eksi yani zarar görür. Diğeri de zaten saprofit çürükçül beslenme. Dediğim gibi bunlara ayrıntılı bir şekilde daha sonra tekrardan döneceğiz. Sonrasında kim var? Sonrasında hemen direkt zaten ilk beslenme şeklimiz neydi? Ototrof canlılar, ototrof beslenmeydi. Ototrof canlılar dediğimiz zaman bunlar nedir? Kendi besini kendi yapan canlılardır. Ya fotosentez yaparlar ya da kemosentez yaparak bu şekilde kendi besinlerini kendi yapıp beslenirler. Fotosentez ve kemosentezi bu fotosentez ve kemosentezi anlatırken ayrıntılı bir şekilde değinmiştim ben. Hatta dün size sınıflandırmanın notlarını atmıştım ben. Orada da beslenme şekillerine falan değinmiştim. Orada da ayrıntılı bir şekilde vermişim.
Orada yine bir göz gezdirirsiniz. Tekrar edersiniz. Burada çok ayrıntılı bir şekilde girmeyeceğim ben. Burada sadece fotosentezle kemosentez arasındaki bazı hemen farklara değinip geçeceğim. Şimdi fotosentez yapanlarda klorofil var ama kemosentez yapanlarda klorofil yok. Fotosentez yapanlar ışık enerjisini kullanıyor. Kemosentez yapanlar kimyasal enerji kullanır. Fotosentez yapanlar ışık enerjisini kullandığı için o zaman fotosentez sadece gündüz olur. Kemosentez yapanlar kimyasal enerji kullandığı için bunu kimyasal enerji istedikleri zaman elde edebilirler. O zaman hem gece hem de gündüz kemosentez yapabilirler. Bunun dışında fotosentez yapanlar ve kemosentez yapanlarda ETS bulundurma eksiği içindedir, ortaktır. Fotosentez yapanlar oksijen üretir, oksijenlerini dışarı verirler. Yani şu anda bizim kullandığımız oksijen. Kemosentez yapanlarda ise oksijen üretilir ama bunlar oksijenini dışarı ne yapmaz? Vermezler. Bunlar oksijenini kendi kullanıyor. Bunlar oksijenini kendi kullanır. Niçin kullanır? Ya oksijeni solunumda kullanırlar ya da inorganik maddeleri oksitler, kimyasal enerji elde ederler. Bu kimyasal enerjiyi de zaten yine kendi besin sentezi için kullanırlar. Oksitleme dediğimiz zaman oksitleme kelimesi direkt hemen aklınıza kimi getirsin? Kemosentez. Çünkü oksitleme sadece kimde var? Kemosentez yapanlarda bulunur. Bunu sakın unutmayın. Bunun dışında fotosentez kimlerde görülür? Fotosentez bitkilerde görülür. Protistalarda bazılarında, işte algelerle öğrene gibi bazı bakterilerde görülür. Bitkiler eukaryot, protistalar eukaryot ama bakteriler prokaryot. Demek ki fotosentez hem eukaryotlarda hem de prokaryotlarda görülüyor. Ama kemosenteze geldiğimiz zaman kemosentez sadece kimlerde görülür? Prokaryotlarda görülür. Kemosentez eukaryotlarda nedir? Görülmez. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor yine. Şimdi 3. videomuzun yani dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Size tekrardan iyi çalışmalar, tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.